Ne var? Bunu giyecekmişsin. Kim söyledi? Memduh Bey. Çok güzel bir takım ama. En kalitelisi ben. Memduh Bey avucunu yalar. Söyle ona giymeyeceğim. Eğer ısrar ederse de istifa ettiğimi söyler. Niye gülüyorsun Aslı? Biliyordum giymeyeceğini. Söyledim de zaten. Hatırlıyor musun? Neyi hatırlıyor muyum? Bana söz vermiştin. Bir ay boyunca surat asmıştım ama sonunda söz vermiştin. Hatırlamıyorum. Sonunda kabul etmiştin. Ama yeter artık Gül. Kabul ediyorum demiştin. Düğünümüzde benim için takım elbise giymeyi kabul etmiştin. O takım elbiseyi giymek Yılmaz'a kısmet oldu işte. Ceylanlarınız nasıl? Bakma öyle. Çok uğraştım siz birlikte olun diye. Aranızdan çıktım. Sıkıldım ben, bahçeye gidiyorum. Ne kadar garip değil mi Korkut? İkimiz de başkalarıyla denedik. Ama bir türlü mutlu olamadık. Yani belki de kader bizi... Öyle bir kader yok aslında. Ben söylerim Yunus Bey. Takım elbiseyi giymeyecek. Canını sıkacak bir şey mi söyledi? Yüzünden düşen bin parça da. Bugün de tersimden kalktım diyelim. Korkut, dün akşam seni aradım. Neden telefonunu açmadın? Ya meraktan öldüm. Telefonu aç, iyiyim de kapat. Ya Cennet, çocuk muyum ben ya? Koskoca adamım. Ya bir izin ver, müsaade et. Biraz bir nefes alayım ya. Anladım. Bugün için bir takım planlarım var. Benimle gelmek ister misin? Yok. Gelemem. İşim gücüm var, çalışıyorum. Ne işin var senin burada? Babamın evi, sana ne? Ne kadar acıklı. Sen hala babam yalanını devam mı ettiriyorsun? Ya adam sana babalık yapmak istemiyor işte, anlasana. Çekil önümden. Çekilmezsem. Varsa yap, sinirlenmeyeceğim. Yapma ya. Dayak yemeyeceğiz yani bugün. İyi, sevindim bak. Cennet'le konuşmaya geldim, zamanımı harcama boşuna. Olmaz. İzin vermiyorum. İzin istiyormuş gibi mi duruyorum? Kardeşim o benim. Jeton yeni mi düştü acaba? Korkut. Ne var? Ne istiyorsun? Konuşmak istiyorum. Uygunsan. Tamam. Ne söyleyeceksen söyle, sonra çek git. Konuş hadi, tamam, ben yokmuşum gibi işte. Öncelikle özür dilemek istiyorum. Tamam. Bu kadar mı? Kızgınsın biliyorum. Haklısın da. Ama bilmeni istiyorum ki annemin bu DNA testi işinden hiç haberi yok. Ben gizlice tarağından saçlarını aldım. Haberi olsaydı asla izin vermezdi. Bir önemi yok. Çünkü artık ikinize de güvenmiyorum. Biz bir aileyiz Cennet. Öyle bir anda silip atamazsın. Kardeşlerken tutmazlar birbirlerini. Etle tırnak gibidirler. Arada kavga ederler belki ama... kopamazlar, ayrılamazlar birbirlerine. Belki birlikte büyüyen kardeşler öyledir Tolga. Ama biz öyle değiliz. Sen bana hiç inanmadın. Pişmanım. Ben kötü biri değilim Cennet. Zamanla tanırsın istersen. Çok da iyi bir abi olacağım. Söz veriyorum. Tamam. Düşüneceğim. Böyle bir başlangıç değil mi? Haber bekleyeceğim.